Ukrayna ordusu tarafından Rus ordusuna ağır darbe vuruldu. Ukrayna ordusu Harkiv bölgesinde Rus ordusunun bir konvoyuna pusu atarken yaşanan çatışmalarda Rus birliği tamamen yok edildi. Ukrayna ordusu tarafından Severski Donets nehrini geçmeyen çalışan Rus zırhlı araçlarını imha etmesiyle ilgili detaylar paylaşıldı. Luhanskı bölgesi Bilogorovka köyü yakınlarında Severski Donets nehrini geçmeye çalışan Rus ordusunun birlikleri büyük kayıp verdi. Ukrayna ordusu tarafından yapılan saldırıda, tanklar ve piyade savaş araçları da dahil olmak üzere 73 askeri araç imha edildi. Rus ordusuna ait Duba köprülerle birlikte çok sayıda tank, zırhlı aracın çevrede imha edilmiş fotoğrafları yer aldı. Ukrayna Savunma Bakanlığı Sözcüsü Oleksandr Motuzyanik, Rus askeri sivil yönetimlerinin, Ukrayna'nın işgal altındaki topraklarının Rusya Federasyonu'na entegrasyonuna hazırlanmak için önlemler aldığını açıkladı. Motuzyanik, Rus askeri sivil idareleri, işgal altındaki bölgelerin Rusya'ya entegrasyonuna hazırlanmak için önlemler alıyor. Bunlar arasında, idari bölge ayrımındaki değişiklikler, kolluk, bankacılık ve sınır sistemlerinin Rus hukukuna uyarlanması, Rusya için yasal çerçevenin hazırlanması dedi. Sözcü, Rus birliklerinin Dnipropetrovsk, Donetsk, Zaporijya, Luhansk, Odessa ve Sumy Oblastı'nın sınır bölgelerindeki yerleşim bölgelerine ve altyapıya füze hava saldırıları ve topçu bombardımanı yaparak Ukrayna'nın sivil altyapısını kasıtlı olarak yok etmeye devam ettiğini kaydetti. Sözcü ayrıca, Rus birliklerinin en büyük faaliyetinin Slobosanski ve Donetsk yönlerinde olduğunu belirtti. Sözcü, saldırgan Doğu Operasyonel Bölgesi'nde aktif düşmanlıklarını sürdürüyor tüm savaş hattı boyunca ateş ediyor ve savunmamızın derinliklerine girmeye çalışıyor. İşgalcilerin en büyük faaliyeti Slobosanski ve Donetsk bölgelerinde görülüyor dedi. Rus ordusunun birimlerinin Harkiv yönünde yeniden toplandığını ve Ukrayna birliklerinin devlet sınırı yönünde ilerlemesini engellemeye çalıştığını aktaran sözcü, bu amaçla işgalciler, insan gücü, silah ve askeri teçhizata zarar vermek için birliklerimizin birimlerine topçu ateşini durdurmazlar. Donetsk bölgesinde ayrı birimlerden oluşan işgal birlikleri grupları Liman, Severodonetsk, Popaznyanskı, Bahmut, Avdivka, Kurahiv ve Novopavlovk bölgelerinde aktif düşmanlıklar yürütüyor. Lehman yönünde, düşman çabalarını Bilogorovka bölgesinde bir köprübaşı oluşturmaya ve Lisiçanskı şehrine bir saldırı hazırlamaya odakladı. Severodonetsk yönünde, işgalciler Kudryashivka-Severodonetsk yönünde bir saldırı yürütüyor. Kurahiv yönünde, Olexandriyka-Maryinka yönünde aktif düşmanlıklar yaşanıyor. Mariupol yönünde, işgalcilerin ana çabaları Azovstal fabrikası alanındaki birimlerimizi engellemeye odaklanıyor. Zaproje yönünde, düşman yüksek güçlü topçu ve çok namlulu roket atar kullanımı da dahil olmak üzere tüm temas hattı boyunca birliklerimizin birimlerine pozisyonlarını ve ateşlerini tutar diye konuştu. Rus ordusunun, Mariupol kentindeki Azovstal Metalürji Fabrikası'nda direnişi sürdüren Ukrayna askerlerine karşı saldırılarını sürdürdüğü, birçok Ukrayna şehrinin ise bombalandığı bildirildi. Çerniciv valisi Vyacheslav Çağız, Rus güçlerin Çernici ve bağlı Novgorod Siverski şehrindeki kritik altyapılara hava saldırıları düzenlediğini, okul, idari bina ve konutların hasar gördüğünü belirtti. Novgorod Siverski kent yönetiminden yapılan açıklamada, kentteki bir yatılı okula yönelik Rus güçlerince düzenlenen saldırıda 3 kişinin öldüğü ve 12 kişinin yaralandığı bildirildi. Deni Propetrovske valisi Valentin Rezniçenko, eyalete bağlı iki köye Rus güçlerce uragın füzesi atıldığını, bir kişinin öldüğünü, bir kişinin yaralandığını, enerji altyapısı tesisinin tahrip edildiğini bildirdi. Zaporizhya Valiliği'nden yapılan açıklamada ise kente Rus güçlerce güdümlü füze fırlatıldığı, isabet alan bir binanın yandığı belirtildi. Sumi Valiliği de eyaletin farklı bölgelerine Rus güçlerce yapılan tokçu saldırılarında bir sivilin öldüğünü, çok sayıda konutun hasar gördüğünü aktardı. Ukrayna Ulusal Polisi ise Donetsk bölgesinde 10 yerleşim birimine Rus güçlerce saldırı düzenlendiğini, 22 sivil yapının hasar gördüğünü, ölü ve yaralıların bulunduğunu duyurdu. Ukrayna Genel Kurmay Başkanlığı da Rus güçlerin Mariupol kentindeki Azovstal Metalurji Fabrikası'nda direnişi sürdüren Ukrayna askerlerine saldırılarını sürdürdüğünü açıkladı. Türkiye, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin Ukrayna özel oturumunda, barışçıl çözüm için taraflar arası diyalog kanallarının açık tutulmasının gerekliliğine vurgu yaptı. Oturumda Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi nezdindeki daimi temsilciliği tarafından yapılan açıklamada "Kırım dahil olmak üzere Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünü destekliyoruz" ifadesi kullanıldı. Açıklamada Ukrayna'ya yönelik BM sözleşmesini delen askeri saldırıları Türkiye'nin reddettiği belirtilerek çatışmaların Ukrayna ve dünya nezdindeki uzun dönemli etkilerinden endişeliyiz. Uluslararası camia, bu tür bölgesel ve küresel zorlukların olası risklerini kaldıracak durumda değildir, değerlendirmesinde bulunuldu. Başkent Kiev, Buça ve Mariupol'deki insani duruma dair görüntülerin dehşet verici olduğu kaydedilen açıklamada, Ukrayna halkının acısını paylaşıyoruz. Masum siviller ve sivil altyapıların hedef alınması asla kabul edilemez, ifadelerine yer verildi. Öte yandan Alman Welt gazetesi Ukrayna'nın Rusya'ya karşı en etkili silahlardan birini Türkiye'ye borçlu olduğunu yazdı. Haberde Türk insansız hava aracı Bayraktar TB2 Ukrayna'da Rusya'ya karşı mucizevi silah olarak anılıyor. TB2 askeri harpte olduğu kadar psikolojik harpte de, de etkili. Ukrayna Rusya'ya karşı en etkili silahlarından birini Türkiye'ye borçlu denildi. Haberde Türk insansız hava aracı Bayraktar TB2'nin Ukrayna'da Rusya'ya karşı gümüş bir kurşun olarak kabul edildiği belirtilerek hayvanat bahçesi hayvanlarına onun adı veriliyor. Bir askerin şarkısında söylenir, bilgisayar oyunları onun adını taşıyor. Psikolojik savaşta da askerde olduğu kadar etkili. Bayraktar TB2 6,50 metre uzunluğunda, 12 metre kanat açıklığına sahip ve zırh delici, lazer güdümlü mini bombalar veya roketlerle donatılabiliyor. Bayraktar TB2'nin piste ihtiyacı yok, 24 saatten fazla havada kalabiliyor ve saatte yaklaşık 220 kilometre maksimum hıza sahip. Rus saldırısının ve Kiev'e yönelik kıskaç saldırısının başarısız olması, açıkça Bayraktar TB2'nin etkinliği ile ilgili denildi. Diğer yandan Asia Times gazetesinde yer alan haberde ise Ukrayna'daki savaşın kazananın Bayraktar TB2 olduğu kaydedildi. Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının bir başka savaş bölgesinde de oldukça etkili olduğunu kanıtlayarak, Amerika Birleşik Devletleri Çin modelleri karşısında pazarlanabilirliklerini artırdığı belirtilen haberde, çok az modern silah, Türkiye'nin Bayraktar TB2 insansız hava aracının ikonik statüsüne ulaştı. Suriye, Karabağ ve Ukrayna savaş bölgelerindeki bahtsız hedeflerin lazer güdümlü bombalar tarafından havaya uçurulduğunu gösteren insansız hava aracının kameralarından alınan görüntüler, son derece etkili, ölümcül bir silah olarak itibarını pekiştirdi. Drone, ilk olarak Azerbaycan'ın TB2 filosunun savaşın sonucunu belirlemede çok önemli olduğu 2020 Karabağ ihtilafı sırasında uluslararası ilgi gördü denildi. Daha yakın zamanlarda, TB2'nin, Ukrayna'nın Rusya'nın işgaline karşı direnişinde etkili olduğu vurgulanan haberde, Rus kuvvetlerine büyük kayıplar verdi ve muhtemelen Rus kruvazörü Moskva'nın batması ve Rusya'ya kritik hasar vermesi gibi savaşın en önemli kayıplarından bazılarında kilit rol oynadı. Bu başarılar, TB2'yi ve Türkiye'nin gelişen drone endüstrisini uluslararası ilgi odağı haline getirerek, günümüzün büyüyen savaş uçağı pazarında Türkiye için bir niş oluşturdu onu Amerika Birleşik Devletleri Çin gibi daha büyük drone üreticilerine karşı güçlü bir oyuncu olarak konumlandırdı. Afganistan, Irak, Sincan ve Güney Çin denizi gibi geniş topraklarda stratejik düzeyde istihbarat, gözetleme ve keşif rollerinde büyük ölçüde kullanılan Amerika Birleşik Devletleri Çin dronlarının aksine, TB2 hedef belirleme ve hassas vuruşlar gibi daha taktik savaş alanı rolleri ile öne çıkıyor denildi.